Bu videoda size şehirlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bugün dünya nüfusunun yüzde elli'sinden fazlası şehirlerde yaşıyor ve bu yüzde her geçen sene şehirleşme sebebiyle artmakta. Şehirleşme, şehirlerin yani insan nüfusunun kırsal kesime göre daha yoğun olan olduğu daha yoğun olduğu daha doğrusu yerleşim yerlerinin kurulması ve gelişmesi anlamına gelir. Şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun birçok avantajı vardır. İnsanlar birbirlerine yakın oldukları için geri dönüşüm, toplumsal eğitim ve toplu taşıma gibi toplumsal hizmetleri koordine etmek daha kolaydır. Şehirlerde yaşayan insanların sağlık ve aile planlaması gibi hizmetlere erişimi de daha fazladır. Ancak şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun çevre üzerindeki olumsuz etkileri de yatsınamaz. Bu kadar fazla insanın tek bir yerde birbirine yakın bir şekilde yaşaması, o bölgedeki doğal kaynakları kısıtlamaya başlar su ve havanın daha fazla kirlenmesine sebep olur. Şehirler sürdürülebilir planlamalar sayesinde bu etkilerin önüne geçebilirler. Şehir planlamacılarının sık sık şehirlerdeki yeşil alanların gri alanlara oranından bahsettiğini duyarız. Yeşil alan bitkilerin bulunduğu, gri alanlarsa binaların, kaldırımların, yolların ve otoparkların bulunduğu alanlardır. Gri alanlar her ne kadar gerekli olsalar da şehirlerin planlanmasına yeşil alanlar da eklenmelidir. Gri alanlar baskın çıkmaya başladığında suyun toprakla buluşması da engellenmiş olur. Sonuç olarak yağmur yağdığında su toprak tarafından emilemez ve yüzey üzerinde akmaya başlar. Su gidecek yer bulamayınca bu kaplı gri yüzeyler üzerinde akar ve beraberinde kirletici maddeleri de taşımaya başlar. Bu akış yeteri büyüklüğe ulaşınca da ani sel baskınları oluşturur. Yeşil alanlar, bitkiler suyu emdikleri için sel baskınlarının önüne geçebilirler. Şehir planlamacıları, çevremize yeşil alanlar ekleyebilmek için birçok seçeneğe sahip. Örneğin bazı şehirlerde çatılarında bitki yetiştirilen binalar bulunur. Bu çatılar yeşil çatılar olarak adlandırılır çatılarda yetiştirilen bitkiler yağmur ve karı emerler ve sokaklara ulaşmasını engellerler ek olarak bitkilerin gölge sağlama ve soğutma özellikleri de bulunur bunu da unutmamak gerekiyor bu da yeşil çatılı binaların soğutma sistemleri için normalden daha az enerji kullanabilecekleri anlamına gelir yeşil alanlar daha fazla suyun toprak altına inmesi için yeraltı su tabakasının yenilenmesine yardımcı olurlar bazı şehirler sadece bunun için yağmur bahçeleri yani suyun yeniden yeraltına inmesini sağlayacak bahçeler tasarlıyorlar. Bitkiler ve yağmur bahçeleri yüzey akışındaki kirleri de filtreleyerek kirli suyun su ekosistemlerine zarar vermesini önleyebilirler. Şehirler yeraltı sularının yenilenmesini geçirgen yüzeyler ile de sağlayabilirler. Örneğin otoparklar yüzey akışını azaltacak geçirgen kaplamalar kullanılarak yapılabilir yeraltı sularının yenilenmesi, özellikle kıyı şehirlerinde sıklıkla rastladığımız tuzlu su karışımını da engelleyebilir. Bu şehrin bir kıyı şeridinde yer aldığını düşünelim. Burası da bir deniz ya da okyanus olsun. Şehrin buraya bir pompa koyarak toprağın alt tabakalarındaki tatlı suya erişmek istediğini varsayalım. Şehirde çok fazla insan yaşadığı için tatlı su ihtiyacı da oldukça üst seviyelerde tabii. Şehir yeraltı sularının yenilenmesine izin vermeyecek bir hızda. Yüklü miktarlarda tatlı su çektikçe, yakında bulunan deniz ya da okyanus suyu boşalan bu kısma sızmaya ve tatlı suya karışmaya başlar. Bu şehir geçirgen yüzey ve yeşil alanlarını arttırırsa, yağmur yeraltına geçerek pompanın aldığı tatlı suyun yerine geçebilir. Başka bir deyişle pompalanan suyun yerine sürekli olarak yeni tatlı su geleceğinden tuzlu su da tatlı suya karışmamış olur. Burada yeşil, yeni yeşil alanlar olması, yeşil alanların arttırılmasının hava kirliliğini azalttığını da biliyoruz arkadaşlar. Ne de olsa bitkiler havadaki karbondioksiti alıp yerine oksijen veriyorlar. Şehirler dünya üzerindeki hava kirliliğine en büyük katkıyı yaparlar. Bunun sebeplerinden biri çarpık kentleşmedir. Şehirlerdeki nüfus arttıkça şehirler büyümeye başlar. Bu, insanların işlerinden uzakta yaşamaları, dolayısıyla işlerine gidebilmek için arabada daha fazla vakit geçirmeleri anlamına gelir. İnsanların işlerine gidebilmek için oluşturdukları bu uzun araba kuyrukları çok büyük miktarda karbondioksit salınımı anlamına gelir. Karbondioksit bir sera gazıdır. Güneşten gelen ısıyı tutar ve iklim değişikliklerine sebep olur. Şehirlerde hava kirliliğine sadece karbondioksit sebep olmaz. Şehirlerdeki motorlu taşıt ve fabrikalardan çıkan gazlar, fotokimyasal sis ya da duman adını verdiğimiz bir oluşuma yol açar. Bu, şehirlerde görmeye ve deneyimlemeye alışık olduğumuz, gözlerimiz ve akciğerlerimiz için oldukça zararlı olan kirli havadır. Peki, şehir planlamacılarının bu problemleri engelleme şansı var mı? Şehirlerde marketler bir araya toplanabilir, işyerleri ve evler arasındaki mesafe azaltılabilir, geniş binalar yerine yüksek binalar inşa edilebilir. Bu sayede insanların işlerine gidebilmeleri için trafikte uzun süre geçirmeleri gerekmez. Ulaşımlarını fosil yakıtı kullanan araçlar yerine bisikletlerle hatta yürüyerek bile sağlayabilirler. Araçlardan salınan gazları azaltmak için toplu taşıma daha ulaşılabilir hale getirilip fiyatlar da daha uygun olacak şekilde düzenlenebilir. Bunun sonucu olarak işlerine kendi arabalarını kullanarak gidecek insanların sayısı azalır, hatta trafik bile rahatlar. Daha fazla yürüyüş ve bisiklet yolları yapılabilir. Böylece insanlar fosil yakıtı kullanan araç kullanımlarını bir miktar azaltabilirler. Yürüyüş ve bisiklete binmek, şehirde yaşayan insanların sağlıkları üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Hava kirliliğini azaltmak için güneş ya da rüzgar enerjisi gibi temiz enerji formları tercih edilebilir. Yardımcı enerji üretimini yani fosil yakıtlarının kullanımı sırasında açığa çıkan ısıyı da kullanarak fosil yakıtlarının kullanımını da daha verimli bir hale getirebilir. Hedefler ve sürdürülebilir planlar ile hava ve su kirliliğinin önüne geçilerek o şehirde yaşayanların refahı da arttırılabilir. Finlandiya'daki Espoo şehri 2030 senesinde karbon nötr olma planı ile enerji sürdürülebilirliği konusunda bir dünya lideri. Şehirler ekonomik gelişim, inovasyon, sosyal ve kültürel çeşitlilik ve iş merkezleridir ve şehir planlamacılığı ile sürdürülebilirlik merkezlerine de dönüşebilirler.